Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 22. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda bir adet Reha var. Hem oyunda hem de TS'de. Selamlar. Evet, bu bölüm öncelikle bir yaptığım 1-2 değişikliğe değineceğim. Şurada önemli bir değişiklik görüyorsunuz. Aslında düzen gene aynı. Steam Turbine şuradan enerjiyi bu ikisine dağıtıyor. Bu suyu gene oksijen ve hidrojene çeviriyor ve hidrojeni şu void pipe'a atıp yok ediyor. Yukarıdan bu pipe ile oksijen selleri buna atıyor. Fluid de, bu da oksijen selleri şöyle biraz daha uzun bir yolda geri koyuyor. Buna şu drum'da da oksijen depolanıyor. Çünkü bunun iron işlem hızına bu yetişemiyor. Ayrıca bu gördüğünüz gibi high voltage versiyonuna upgrade edildi. Şu input hatch ve output bus. Çünkü onlarda daha fazla şey depolanmasını istiyorum. Ama şuna daha fazla şey depolamama gerek yok. Evet. Basitçe değişiklikler buraya. Bu şekilde. Yukarıda bir değişiklik var. Şu kabloları görüyorsunuz. Ve gene videoya başladığım gibi mesaj geldi. Hani o benim lanetim zaten. Rubber, sen bana fazlasıyla lazımsın. Bunu otomatize edeceğim bir ara. Ne ara bilmiyorum. Arılarda yapamaz mıyız onu? Efendim? Arılarda ucuzmuş gibi yani. Evet, arılarla. Evet, arılarla niye yapmayayım ben? Harbi. Benim aklıma yattı çünkü. Ki zaten Industrial APR'ı yapabilecek durumdayım. Ben yapmaya kalkıştım ama yarım bıraktım. Ve şuraya bir adet, bir saniye, mana distributor ekledim. Bu şekilde craft ediliyor. Kendisi yanındaki mana pool'lara eşit olarak kendisine gelen manayı dağıtıyor. Bu şekilde bir arkadaş ve şuraya koyun tarlamı geri taşıdım. Evet, basitçe her şey böyle. Yani tüm gelişmeler bu. Siz yokken yaptığım. Şunu durdurdum bu arada. Çünkü aşağıya bayağı bir taşıdım. Şunlar duruyor ve burası da gene biraz dolu. Ve yatıyoruz. İşte hafta sonundan hafta sonuna geldiği için ev hala yarım. Evet. Hadi bakalım sizleri şöyle atah. Reha, ne haber? Glider sırtında. Merak ettim neler varmış, neler değişmiş. Çok bir şey değişmedi. Ama birazdan değişecek bayağı bir şey. İlk olarak bölüm arası craft ettiğim şeyler. Valla! Bunlara toplam 604 tane steel ingot gitti. Köfte stili. Başlayacaksan büyük başla. Şimdi bunlardan 4 tane elde ediyoruz. Bunların her biri 320 millibucket steam tüketiyor. Bakalım. 2000 küsür üretiyoruz. Yani evet, 320 nazik. Bunun 2 katı daha, ya yani buna bir 3 tane daha ekleyebiliriz. 3 ya da 4 tane daha ekleyebiliriz rahatça. Hiçbir sorun yaşamadan. 3 tanesini garanti ekleriz. 4.sünde biraz yavaşlamaya başlar. Evet, şimdi öncesinde ama önemli bir hazırlığımız olacak, o da Transformers. Evet, medium voltage transformer lazım onun için biraz. Evet, gel bakalım. Güpür kablo. Her halükarda 2 tane medium voltage transformer ihtiyacım olacağı için ben biraz iron plate yapayım. Değil midir? Vay emin değil. Plate bandik. Teşekkür ederim. Biraz dedi. Şimdi kaç stack yapacak? Bir stack. Azmış güzel. Yani benim standartlarıma göre bayağı az. Şimdi sen gel bakalım. Sevgili Basic Machine Casing. Ve
Ve bana medium voltage transformer'ımı ver. Teşekkürler. Ardından sana bir adet bunlardan lazım. Aslında bana ben iki tane yapayım şundan. İki tane için malzeme yeterli. Evet, medium voltage transformerlarımız burada. Ardından bronze. 5 tane bronze. Gelin bağlım. Şöyle. Bu arada bu proje yaptığım esnada bütün steel stoğumu bitirdi. Hatta Reha'dan biraz steel çaldım. Haberi var gibi içinde çaldım tabii ki de, o ayrı mevzu. Değil mi Reha'cığım? Aynen öyle. Ama şu anda bende oksijen kalmadı. Benden biraz steel çal istersen acil lazımsa. Yok, hala 2.5 steel vardı depoda. 2 tane sülfür. Bağ 2 tane led lazım. Ve bir ara galeyna kazmam lazım. Onu da buldum tabii sen. Buldum ama kaybettim. Şu benim... Aa yok, tekrar bulmuştum. Hatta bakayım hemen. Evet, tekrar bulmuşum. 500 metre uzakta bana. Koordinatları alıp. Üzgünüm ama millet bu videoyu izlediğinde çoktan o yatak çürümüş olacak. Ne yazık ki. Yani üzgünüm. Kaçırdın şansımı. En azından diğerlerinin koordinatlarını alıp. Sen bir tane circuit isteyin ve gold cable. Sen gold kablom vardı orada sanırım. Yani var, ancak yeterli değil. Ardından bana başka ne lazım? Circuit lazım ama circuit'in var mı? Yok. Seni geri çevirebilirim. Tamam, sen de uygunsun. Ha, circuit'im varmış. Ben de circuit'im yok diye endişeleniyordum. Ardından sen gel. Plate'lerce siz gelin. Sonrasında da şu arkadaşları bekleyeceğiz. Wire mill, daha hızlı çalış. Bu ara bir ara bunların hepsinin advanced versiyonuna geçeceğim. Kesinlikle. Ve bunları hemen bir kaplayak. Tabii bu iki kat istiyordu. Evet, 2 adet high voltage transformer'ım hazır. Bunu şu şekilde şuraya koyacağım. Ardından wrench gel. Evet, ve şu kabloyu değiştireceğim sanırım. Gold ile değiştirebilirim. Hayırlı dur. Kalsın. Ardından bunların her biri low voltage. O yüzden bundan yapmam lazım. Tin kablo, copper kablo ve hepsi var. Tamam. Steel plate'im var mı? O yok. Ama sıkıntı bir şey de değil. Evet, steel plate. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun köfte? Macerator'a attım. Steel'leri macerator'a attım. Yeeey. Evet. Daha çok enerji artık yine patlatmak zorunda kalacak. Efendim?
Kaçak enerji harcayıp yeniden patlatmak zorunda kalacaksın. Neyse ki bunlar oksijen tüketmiyor. Ardından sevgili Ranch. Beraberinde. Bu gelsin, ardından şu gelsin, sonra da bu gelsin. Ve voila, low voltage transformer. Bir adet low voltage transformer'ım hazır. Oh yeah. Dört tane 4x tin wire yaptım kendime. Ve onlar da bu şekilde valla. Aslında 4 tane yapmama gerek yoktu şimdi hatırladım da. Oh. Ardından. Ve seni de şöyle koyalım. Evet bu hatta şöyle gelsin. Diğer transformer da buraya gelir. Aa, şimdi burası 512. Buna 128'lik akımın gelmesi lazım. Onun için de bir tane daha senden yapmamız lazım. Sen kolaysın zaten ama. Evet ardından sevgili Ranch. Sevgili gold kablolar. Evet. Geçelim ve şunu şuraya dizelim. Şuraya sana bir tane lazım. Evet. Biraz daha iron kablo lazım. Aslında oraya gold da olur ama Iron'ım daha çok. O yüzden ben de Iron kablo kullanıyorum. E ne evimin dışında Enderman var. Kaçtı. Lanet şey. Lanet serseri. Evet. Ardından da seni şöyle yerleştirdim. Tabii ki de buna şu an değil. Enerji gitmiyor. Çünkü aşağıya henüz herhangi bir enerji bağlanmadı. Ardından aşağıya bağlanacak enerjiye geçelim. Evet, burası tamamen bir işkence olacak benim için. Aa, hallettim. Ardından MFSU'yu nereye koyalım? 1 2 MFSU buraya gelsin. Merdiven olarak kablo kullanıyorum. Ben de bir şey kablosu kullanıyorum. Çok hoş oluyor. Ben de Greg kablosu kullanıyorum. Yarım blok. Hangi kablolar var? Onlar tam blok ama. Yani. Ve şimdi işin eğlenceli kısmını döşemeye başlayalım. Steam Turbine! Şuradan itibaren ikincisi başlayacak. Bunu döşemekten nefret ediyorum. Çünkü böyle bir iz bırakıyor. Böyle bir bug var. Abuk bir tane. Evet. Bir. Seni kaldıracağız. Sevgili World Anchor'ım.
Bunlar bu şekilde bir multiblock gördüğünüz gibi. Bunları transfer pipe'larım burada, şu kablolar da burada. Evet, ardından hatta torç alayım ben biraz inventory'me gerekecek gibi. Evet, torçlarımızı da aldıktan sonra şöyle bir dizelim, burası çok karanlık olmasın. Ardından da bakalım herhangi bir şey patlayacak mı? Önemli sorumuz bu. Patla, patla. Ve henüz hiçbir şey patlamadı gibi. Seksen falan çalışıyorlar şu an. Ben Transformer'ı koymuşum buraya. MFSU'yu koymamışım. Evet, gel bakalım. Ne yapalım? Görüntüleri çok benziyor. Değil mi? Yani. Ben CSU'larla yaptığım için. Bir tane MFI vardı sanki ama. MFI ana depo. Oradan çıkışları direkt CSU'ya versen patlamıyor nasıl olsa. IC tool'umuz. Patlamıyor. Input 2048 derken. Şu olacaksın sen. Tamam. Kafayı yedi arkadaş. Desin 2048 EU almaman lazım. Köfte şimdi şaşıracak. Ne oldu? CDU'ya niye şaşırıyorsun? 2048 EU çıkartıyor bu. Evet. Hayır, onu demiyorum. High Voltage Transformer'ın 128 EU'ya çevirmesi lazım. Ama 512 gelirse çevirecek yani. Pardon, yok şey. 2048'i 512'ye çevirmesi lazım. Ancak 2048'i 2048 olarak aktarıyor. Evet, bu arada bir bakalım. Test için bir low voltaj makinem var mı? Onu koyayım. Basic kompresör. Boom or not boom? That's the question. Not boom. My friend. Hatta bir kere çalıştıralım bakalım. Boom or not boom. Çalıştırma. Dıdın dıdın dıdın. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. Hiçbir şey patlamadı. Benim gibi fakirlerin önünde yapma bunu. Patlayacak diye korkuyorum. Sonra. Hiçbir şey patlamadı ve çalışıyor. Nice. Ama şimdi aklıma geldi de yani bunu bu şekilde değil. Wire
Cutter'ım nerede? Sevgiler, sevgili Wire Cutter, gel buraya. Ardından... Hayır, sen oraya gelmeyeceksin. Transformer. Bu iki kablo zaten birbirine karışmadığı için rahatım. Evet. Ve bunları bu şekilde dizdik. Evet. Reha sağ olsun şu an yaratıklar yanıyor. Yansınlar. Pislik yaratıklar ölecek. Ve şuraya input chestler gelecek. Buraya ise, pardon, buraya inputlar, buraya outputlar gelecek. Öyle bir düzen düşünüyorum tam olarak buraya. Input olarak da omnidirectional HDHD'yi kullanabilirim bu arada. Ama şimdi ne kullanacağımı bilmiyorum. Beraberinde artık şu arkadaşları Alloy Smelter gel. Wireman gel. Vending Machine gel. Bu arada bunlar genel olarak çok daha verimli. Naber? Bir merak ettim neler dönüyormuş burada diye de. Bunlar dönüyor. 2048'e. Ha. Çok mantıklısın. Ben de anlamadım ama çalışıyor kurcalama dedim kendi kendime. Çalışıyorsa kurcalama. Yani. Kural her daim budur. Ve bu düzen böyle bir şekilde devam edecek. Burası workshop kısmı olacak. Burası workshop alanı. Yukarıda ise otomatikleştirme alanları olacak. Ne haber Reha? Elimi yapıyorum şu anda. Hatta dur daha... Daha şık bir görüntü geldi aklıma. Makinelerin beni seviyor köfte. Onları bir geri alayım. Rica edersem. Kirli spirmin. Yani cebe indir resim çok geldi ama. Efendim? Çok fazla cebe indir resim geldi ama. Yani sonuçları güzel olmayabilir. Yani bir tane tamam bende de var ama niye ikincisi olmasın? Evet. Ben gitmişim gel sen enerji kullanıyorsun. Alloy Smelter. Kompresörü en üste koyacağım. Wiremill. Tabi Wiremill ile kompresörün yerini değiştirelim. Kompresör demişim. Wiremill sen buraya gel. Alloy Smelter. Voila! Tabi bu chest'i de buradan taşımam lazım. Bu chest'leri de. Evet ve yavaştan şu makinelerin hepsini kompresöre artık ihtiyacımız yok. Sen sevgili kablo. Evet artık bu şekilde Basic Steam Turbine sen git. Kablo sen git. Nut chipler siz gidin. Sen git. Ha dur sen gitme. 2 değil, 1 lazım bize. Tamam, 1. Evet, seni şuna koymamız lazım. Evet, burası böyle oldu. Ve beraberinde bana biraz da brass pipe lazım. 12 tane brass pipe
12 tane burası brass pipe'a çevireyim şimdilik. Bu arada kaç dakikalık bölüm olmuş? 24 bölüm olmuş. Ha, 24 bölüm olmuş dedim. 4 24 bölüm. dakika olmuş. Gerçi 24 bölüme de yaklaştık hani. Öyle de bir gerçek söz konusu. 2 bölüm sonra 24 olacak. Şuraya da bir tane Iron Chest. İvit ve bu şekilde yeni merkezi enerji hattımız kuruluyor. Bu arada Reha güzel bir çelişki yakalamıştın geçen. Hangi? Benim şey ah, yeni Grektek merkezi enerji sistemlerine o kadar uygun değildir deyip full merkezi enerji sistemi yapmam. Evet, hali hazırda da hala yapıyorsun yani. Aynen. Kafanı kullanmanı gerektiriyor hemen. Ve kafamı kullanmadığım için kafam sıkıştı. Aynen bro, sen illa bir yerde lazım olursun. Siz de gidin. Iron chest'imiz hazır. Ve Nazır. Ve bağ. Gıvırlar lazım. Coverlarla beraber şurayı... Hayır, sen oraya değil. Teşekkürler elime geldiğin için. Şu chestleri bir yere taşımam lazım. Yani bunun adına dolge ihtiyacım var. Ama öncesinde sen gel şöyle. Sen de gel şöyle. Inventory neden bu kadar doldu? En ufak bir fikrim bile yok. Ama inventory'm nedense benim çok hızlı bir biçimde dolup duruyor. Evet, sen git, sen git, sen git, sen git, sen git, sen git. Köpek sen de sus. Köpek benim köpeğim değil bu Bunu da arada. Dışarıdan bir sıçarlar köpek. Dışarıdan köpek sesi geliydi. Dolilere ihtiyacım olacak. Neden bu aksanla daha doğrusu neden şöyle h'leri vurguluyorum? En ufak bir fikrim bile yok bu arada. İki tane doli. Ve ardından da şu galır. Şu makineleri kıralım artık. Centrifuge, Latte, Forchamber, Polarizer, Steam Turbine ve ardından şuraları da döşeyelim şöyle. Extractor senin işlerin bitti. Brass pipe'lar siz de gelin. Evet. Ve geriye kalan tek şey şu arkadaşların da döşenmesi. Aa, bunların verimlilik oranını söyleyecektim size. Şu steam turbine'lar ile yani basic steam turbine'lar ile 200 EU üretmeye kalkıştığımız takdirde bunlar bize 600 EU'ya 600 milibakıta patlıyor tik başı. Bu arada bunlar hız olarak yetmiyor sanırım. Sana ihtiyacımız yok. Ve tabii ki de inventory dolu. Grek makineleri siz şimdilik geçici olarak şuraya gidin. Ardından şunları da alalım bir. Şu iki turbine'ımız da. Ve kablolarım lazım tabii ki de bana. Kablolar, kablolar.
Whew. Yani bu şu an bana 800 EU üretiyor tik başı. Evet, tik başı 800 EU üreten bir merkezi enerji hattım var. Hayırlı olsun, değil mi? Yani kıskanmadık değil ama. Çalışsa senin de olur. İlk ben yaptım ama. Evet. Ama bir tane yaptın. Üretimim o zaman şeydi. Tam 300 üretiyordum. 300 de yiyebilecek şeyim Ben vardı. kaç bölüm öncesinin buhar üretimiyle bunu yapıyorum. Kaç bölüm önceden sen ne yaptın oraya ama? Nükleer reaktör. Ama Sende hani öyle bir nükleer nükleer reaktörün reaktör değil. vardı. 5'e 5. Yok, benimki 5'e 5, seninki 3'e 3'tü. Benimki dıştan 5'e 5. Evet, şimdi sevgilerle seni de kıralım. Ah. Tamamdır. Ben şu makineleri bölüm arası yukarı dizip biraz da madene koyulacağım. O zaman ne diyoruz? Reha, çıkışı sen yap. Ben mi? Evet, sen yap. Tamam. Kaldım. Ha? Tıkandım. Yap lane. Lazeraymış gibi heyecanlandım şu anda. Yap lane. Hadi bölüm bitti. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hadi. Evet. Ve tarihimin köfte tarihinin en kötü çıkışıyla sizi uğurladık.